Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere C++'da isim uzaylarından bahsedeceğim. İsim uzayları global kapsamda karşı, karışıklığa sebebiyet e, olabilecek elemanları lokal kapsama halinde gruplayarak organize etmemizi sağlar. Yani aslında Java dilindeki bir paket yapısına benzetilebilir bu. Aynı isimde sınıflar olabilir ama bunları siz e, farklı alan e, Alanlara yani farklı isim uzaylarına aldığınız zaman e, bunlar isim uzayları altında organize edilebilirler ve kullanılabilirler. İsterseniz bunu iki örnek üzerinde gösterelim. İlk örneğimizde bir araç başlık dosyası bulunuyor. Bu araç başlık dosyasında iki tane isim uzayı görüyorum. Bir kara isim uzayı bir de deniz isim uzayı ve bu şekilde ayrılmış. Her ikisi içerisinde de aynı isimde sınıflar var. Araç sınıfı, bu da araç sınıfı ve hatta birçok alanı da ortak. Sadece burada belki deniz aracında bir de rüzgar hızı bulunmakta. Tabii burada kaynak dosyasına gittiğimiz zaman... ...normalde sadece araç global erişim operatörünü kullanıp... ...metodun ismini yazabiliyorduk. Yani sınıfın ismi ve metodun ismi bu şekilde yazabiliyorduk ama artık bir alan uzayının içerisinde olduğu için buraya ya işte using namespace yani isim uzayını kullan e, dememiz gerekecek e, ya da bu şekilde ama bunlar her iki isim uzayının içerisinde de aynı e, isimde sınıf olduğu için e, yine karışıklığa sebep olur dolayısıyla bizim bu şekilde önce isim uzayını daha sonra sınıfın adını daha sonra metodun adını yazmamız gerekiyor yani kara isim uzayı araç sınıfın adı ve yol bilgisayarda metodun adı yine burada deniz isim uzayının adı araç sınıfın adı yol bilgisayarda metodun adı ve ben aynı dosya içerisinde farklı alan uzaylarında bulunan sınıfların kaynak dosyasını bu şekilde organize edebilirim bunun bir de test kısmına bakalım test kısmında da sadece araç başlık dosyasını eklemiş ama nesne üreteceği zaman hangi türden bir nesne ürettiğini yani kara aracı, kara isim uzayın altındaki araç sınıfından burada da deniz isim uzayın altındaki araç sınıfından ürettiğini söylüyor ve bu şekilde kullanılabiliyor. E, İkinci örnek olarak da örneğin buradan işte ortalama yakıtı kopyalayalım. Bir Örnek bir fonksiyon bulunsun diye Ve burada tabii ki herhangi bir sınıfın Metodu değil bu burada yazılmış bir metot Ve burada Hızı alması gerekecek Ve Bu şekilde işte Şöyle çağırırız ve buraya mesela 120 girdiğimizde bunu tabii ki e, örnekti ve buradan yine make e, uygulamasını çağırırsak burada ortalama yakıt gelecektir. Şimdi bu herhangi bir alan uzayın içerisinde ya daha doğrusu isim uzayın içerisinde değil. Bunu ben mesela isim uzayın içerisine alayım. Namespace deneme diyelim mesela. Ve bunu isim uzayın içerisine aldım. Şimdi tekrar bunu çalıştırırsa ne olacaktır? Ortalama yakıtı bulamayacaktır. Çünkü bir e, aslında lokal bir bölgenin içerisine aldım ve bunu görebilmesi için alan uzayının isim uzayının e, belirtilmesi lazım. Bunu iki farklı şekilde ifade edebiliriz. Using namespace deneme diyerek yani deneme isim uzayını kullan diyerek. Gördüğünüz gibi demin hata veren şey artık bunu bu alan uzayını bu isim uzayını kullan dediğim için artık bu şekilde onu görebiliyor. Ya da diğer kullanma şekli de deneme isim uzayını Demin gösterdiğimiz gibi aslında global erişim operatörü ile e, kullanabiliriz, kullanabiliriz ve yine herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. İki farklı şekilde de kullanılabilir. Tabi burada isim karışıklığından bahsetmişken bir de başlık dosyalarındaki ilgili bir e, durumdan bahsetmek istiyorum. Örnek 2'ye gidelim. Bakın örnek 2'de şöyle bunda tabi şu an mesela araç e, HPP'de herhangi bir e, yani kullanılmış bir isim uzayı yok. Araç direkt dışarıda bir isim uzayının içerisinde değil. Bu şekilde yazmışız ve e, araç sınıfını burada test sınıfı ekleyip kullanıyor. Bir de A sınıfı var. Bu da tabii hani bir örnek olsun diye gösteriyorum burada. <laughs> e, bir A sınıfı var. Bu A sınıfının içerisinde de işte bir tane değer değişkeni var. A sınıfı. Ama bu da hani Burada şu an yazılmamış ama diyelim ki araç sınıfını kullanıyor olsaydı dolayısıyla ne yapacak? Bu da araç sınıfını ekleyecek. Bu da araç sınıfını ekledi. Ee, e, test A'yı da kullanıyor. Yani hem A'yı kullanıyor hem aracı kullanıyor. Bunlar include etti. Yani eklemek demek aslında onun içeriğini gel buraya kopyalamak demek. Şimdi dolayısıyla aracın araç tanımı buraya kopyalanmıştı. Bir de A'yı eklediğiniz zaman A da aracı eklemişti kendi içerisinde. Dolayısıyla araç sınıfı bir daha buraya kopyalandı ve iki kez burada kopyalanma söz konusu aynı isimde sınıf iki kez buraya kopyalanamaz ve böyle bir durumda biz bunu derlemeye çalıştığımızda Evet bu şekilde bir hata alacağız ne diyor iki kez tanımlanmış yani araç sınıfı iki kez tanımlanmış Peki bunu nasıl engelleyebilir? Sonuçta gidip işte bir, bir sürü başlık dosyası olabilir, bir sürü kaynak dosyası olabilir. İşte kim kimi eklemişti, acaba eklemiş miydi, eklememiş miydi? Bunun gibi şeylerle uğraşmak yerine başlık dosyasında buna önlem alabiliriz. Şuraya ön işlemci komutu ekleyerek if not define, işte dosyanın adı ne? Araç, başlığın... E uzantısı HPP. Bu bir ön işlemci komutu. If not defined. Eğer tanımlanmamışsa, tanımlanmışsa buranın içerisine girmeyecektir ve end e kadar atlayacaktır. Yani bu bir if kontrolü gibi. Ön işlemci komutu. Eğer diyor ki bu tanımlanmamışsa içeri gir. Tanımlanmışsa end e kadar atlıyor. Çünkü if'in gövdesini burası oluşturuyor. Alt, atlayacaktır. Dolayısıyla iki kez engel iki kez eklemenin önüne geçmiş olacağız. Tabi burada bunu bir kez tanımlamamız gerekiyor. Yani tanımlanmamışsa şimdi tanımla. If not define, define. Şimdi tanımla diyoruz. Artık bir daha bu eklenemez. Burada istediğiniz x, y gibi şeyler de yazabilirsiniz. Ama e, hangi başlık dosyasında ne yazmıştık gibi bir ikileme düşmemek için e, takip edilen standartta da dosyanın adı e, alt çizgi dosyanın uzantısı şeklinde. Böylelikle hiçbir karışıklığa sebep olmaz. Ve e, bir başlık dosyası iki kez... E, Eklemenin önüne geçmiş oluruz. Bunu yaptıktan sonra tekrar derleme kısmına gelelim. Ve tekrar derlediğimizde herhangi bir hata olmadan kodun çalıştığını görebiliriz. Çünkü artık aracı iki kez eklememiş olacaktır. Bunlar başlık dosyasında çok sık kullanılan ön işlemci komutları. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.